Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'da yeni bir evlilik okulu programında birlikteyiz efendim. Sizlerden gelen mesajlar eşliğinde hocamıza sorularınızı yönlendiriyoruz. Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hocam şimdi bugün yeni bir dinleyicimizin mesajı var. Bir hanımefendi dinleyicimiz yazıyor. Demiş ki ben 4 yıllık evli bir kadınım. 2 yaşında bir bebeğimiz var. Beni en çok rahatsız eden şey kavga etmek, bağırmak, çağırmak değil. Çünkü tatsızlıklar her evde, her ailede oluyor biliyorum. Ama kavganın bile bir üslubu olması lazım. Eşim sinirlenince aileme de hakaret ediyor. Buna çok sinirleniyorum. Sonra ufacık bebeğimizi kucağına alıp beni ona kötülüyor. Bir de kavgadan sonra o kadar uzun süre küs kalıyor ki hatta yatağına ayırıyor. Ve bu süreçte beni ruhen çok fazla itiyor. Herhangi bir şey istemeye dahi çekiniyorum tersleyecek diye. Evlilik mi yoksa çile mi anlamadım demiş hocam. Yani yine böyle ilginç önemli bir konu. Sık rastlanan evet, bir durum. Evet, sık rastlanan bir durum. Ve 4 yıllık evli, 2 yaşında bir çocuk var daha bebek durumunda. Bu tarz olaylarda nasıl davranılır? Yani evlilikte hani yani bizim bir ilkemiz var. Evlilikte fırtınalara fırsat verin denir. Yani nasıl baharda fırtına olur? Fırtına olmasın diye diyen bir bahar beklersem mümkün değil. Gerçekçi de değil. Muhakkak yani bir bahar mevsiminde ya da bir fırtına olur iklimde. Bunun için fırtınalara fırsat vermek burada çok önemli. Şimdi bir insan öfkelenmek burada öfke kontrol sorunu var gibi gözüküyor erkekte. Öfke kontrol sorunu var gibi. Öfke şeye benziyor böyle. Öfke yangın gibidir. Yangın itfaiyeci modeliyle yaklaşmak lazım öfkeye. Öfke çıktığı zaman kişi yani kendisi için de geçerli, bu çevresi için de geçerli. Öfke olduğu zaman yangına nasıl yaklaşılır? Yangına niye sinirleniyorsun? Niye böyle bağırıyorsun? Niye çocuğa bunu söylüyorsun diye yaklaşırsanız yangını beslemiş olursunuz, desteklemiş olursunuz. Böyle durumlarda yangın çıktığı zaman o yangını nasıl ben söğütüp soğuturum? Buna odaklansın. Ya öfkenin de en güzel ilacı ertelemek durumu kişi kendisi için öfkelendiği zaman yahut da başkasının öfkesi içinde böyle durumlarda ortamı değiştirmek. O öfkelendiği zaman artık muhakemesi bozulmuş onun. Ya yani o sağlıklı düşünemiyor. Öfkelenen bir kişiyle ilişki kurarken öfkelenen bir kişiyle ilişki kurmayacaksınız. Kuramayacaksınız. Bak öfke anında kişinin muhakemesi bozuluyor. Muhakeme bozulduğu için o durumlarda o kişiye muhakemesi bozuk kişinin savaş stratejisi duygularıdır, öfkesidir. Onun savaş stresi orman kanunlarıdır. Orman kanunlarının olduğu yerde sen gidip de orada sen de aynı şekilde davranırsan o kadar vahşi olman lazım. O kadar kötücül olman lazım. Orman kanunu hareket etmen lazım. O kötülük yapıyor, sen de o kadar yapacaksın. Öyle olursa ne olur? Orman kanununda gibi güçlü zayıfı yener. Güç odaklıdır orman kanunları. Yani modernizm mesela hayvanları örnek almış, antik çağa yeniden döndürmüş insanı. Hayat mücadeledir diyerek orman kanunlarını toplum hayatına sokmuş. İnsanlığın en büyük savaşlarının sebebidir birinci, ikinci dünya savaşı. Güçlü olan dede olur, hakim olur diyerek. Ailede de böyle durumlarda güçlünün zayıfı ezmesi gibi bir yaklaşım orman kanunudur. Evlilik kanunu değildir bu. Evlilikte böyle öfkelenen bir kimseyle eğer bir şey söylemek gerekiyorsa ona mesela o hisseden beyniyle hareket ediyor erkek burada. Yanlış kararlar veriyor, yanlış çocuğa bile şey yapıyor düşün. Evet. Yani normal düşünse yani saçma der iki yaşındaki çocuğa anlamaz. O yangın gider. Oraya sıçrıyor. Sıçrıyor. Öyle durumlarda ona karşı o da üzerine gidip de cevap verirse ona şey itiraz ederse hatasını yapıyorsun derse daha çok alevlenir. Böyle durumlarda yapılacak şey şunu yapabilirse bunu yapacak yoksa yan odaya hicret edecek. O da ortam değiştirecek. Ya burada mesela şunu yapabilir. O hisseden beyni hareket ettiği için ona düşünen beyniyle hareket etme kanununu uygulayacaksın sağlıklı olan. Düşünen beynine o bağırıp çağırmaya başladığı zaman ya ben seni anlamaya çalışıyorum. Yavaş konuşur musun? Diye dese mesela. Öyle bağırıp çağırdı. Yavaş konuşur musun? Seni anlamaya çalışıyorum dese böyle tatlı yumuşak bir sesle. Erkek kendi orman kanunu savaş stratejisini birdenbire ya yavaş bağırmak mümkün olmadığı için birdenbire ya beni anlamak istiyor der. Birdenbire ezberi bozulur.
Öyle olunca da hemen çoğu zaman onu oluyor. Hemen testosteronu yumuşatıyor. Hemen normal konuşmaya başlıyor. Ya. Beni anlamaya çalışıyor diyor. Bak güç savaşlarını yenmiş oluyorsun böyle. Öyle durumlarda gerekiyorsa ya bir şeye çok üzüldün herhalde. Hangi kuralın zedelendi, hangi prensibin bozuldu, neden bu kadar etkilendin gibi. Daha sonra ama öfke geçtikten sonra, öfke anında konuşmak yanlıştır. O anda muhakeme sağlıklı olmadığı için. Ondan sonra öyle durumlarda varsa kendi hatası. Mesela belki de ona burada eş kılçık atıyordur, damarına basıyordur, bağırttırıyordur. Farkında olan kendi sebebiyet veriyordu olabilir. Eğer öyle bir şey varsa onu yapmamayı öğrenir o da. Böyle durumlarda. Yani bazı insanlar var, karşı tarafı bağırtırır, bağırtırır. Ondan sonra bu adam böyle zaten hep bağırıyor der. Hata yaptırır, kırdırır sağa sola. Kırdı, bak şunu kırdı diye bütün sülalesine teşhir eder onu. Ondan sonra. Yani onun için bu da şeydir, patlatıp zevk alır. O da öfkelenip zevk alıyor. O da onu patlatıp zevk alıyor. Bu ilişki yürümez zaten yani muhakkak. Yani iki taraftan biri en azından kalp krizi geçirir. Uzun sürmez bu. Burada yapılacak şey o savaş stratejisine, onun savaş stratejisine girmemek, onun orman kanununa. Onu kendi savaş stratejine çevireceksin. O da düşünen beynini kullandıracaksın. Bunun için nasıl yaparım diyeceksin ama dediğim bir örnek mesela. O onun anladığı bir dil bulunur. Orada yoksa evlilik mi çile mi sorusu burada çok çile olmuş gerçekten. Ki yani daha 3-4 yıllık evlilik. Evet. Yani bu evlilik böyle gitmez. Onun için bunu yapabilmek için burada önemli olan şu anda evlilikte SWOT analizi vardır evlilikte. Evet hocam. SWOT analizi biliyorsun iktisatçıların kullandığı bir analizdi. İnsan yatırım kararı verirken, kriz yönetimi yaparken, alışveriş yaparken, satın alma davranışa bulunurken kendini güçlü yönlerini, zayıf yönlerini ve tehditleri ve fırsatları listeler. Ona göre doğru karar vermeye çalışır. Evet. Evlilikte de SWOT analizi var. Evet. Psikolojik SWOT analizi. Bunu yaptığı zaman evlilikte ya bizim eşimin iyi güçlü yönleri bu, zayıf yönleri bu işte, iyi yönleri bu, kötü yönleri bu gibi. Ondan sonra birlikte nasıl bizi bekleyen işte mahallelik bir sıkıntı var mesela, tehdit. Fırsatlar nedir? İşte şöyle şöyle olumlu şartlarımız var deyip bunları düşündüğü zaman düşünerek karar verir. Genellikle bunun arkasında yatan şudur. Önce bağırıp sonra düşünüyoruz biz. Önce sinirlenip sonra düşünüyoruz. Yani duygu odaklı bir yaşam felsefesi var. Halbuki dur, düşün, yap beynin frontal lobunun, beynin ön bölgesinin becerisidir. Bu yıllar içerisinde öğreniliyor. Ancak 40 yaşından sonra beyin bunu daha sağlıklı kullanabilir hale geliyor. Olgunlaşma da o zamandır zaten. Kolay bir şey değildir bir insanın hep sağlıklı kararlar verebilmesi. Onun için durup düşünüp karar vermek bir beceridir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite olan çocuklarda bu beceri olmadığı için aklına geleni ilk yapıyor, ilk duyduğuna inanıyor hemen. Belki de erkek öyle bir erkek, belki de hiperaktiftir. Evet. İlk duyduğuna inanırsa, sorgulamadan, hani Sokrates'in filtresi vardır bak. Sokrates'e bir öğrencisi geliyor, diyor ki bir haber vermek istiyor bir kişi hakkında. Bir dakika diyor, bu söylediğin gerçek mi değil mi diyor. Bilmiyorum diyor. Doğru mu değil mi? Bilmiyorum diyor. Faydalı mı değil mi? Bilmiyorum diyor. Doğru, gerçek, faydalı olduğunu bilmediğin şeyi bana anlatma diyor. Müthiş bir filtre. Tam frontal lob eğitimi bu. Beynin ön bölgesinin eğitimi. Antik çağdaki öğreti bu. Ama insanlık bunu, her doğan nesil unutuyor bunu. Öğreniyor. Gayet şey oluyor ama yeni kuşakların öğrenmesi de her kuşakta yeniden başlıyor bu. Evet. Bu aslında biz bakıyoruz, bizim kültürümüzdeki bu nefis terbiyesinin bir şeyidir bu. Örneğidir. Yani onun için bunu evlilikte de bu geçerli. Yani evlilikteki hataların çoğu, yani krizlerin çoğu düşünmeden hareket etmek, hislerle hareket etmek. Evet. Yahut da kişilerin işte zaafları vardır. Kimisi kıskançtır, kimisi egosu yüksektir, kimisi. Onlar zaman içinde törpüleniyor. Bir de burada evlilik değerlerinde çok önemli. Bak, sevginin olması çok önemli bir değerdir. 5S diyoruz hatta ona. Evlilikte 5S. Sevgi bir değerdir. Ya, temel olarak. 2 saygı. Yani sevgi bir şeydir. Su gibidir. Su kaynağı gibidir. Saygı da bir kova gibidir. Sınırları o korur sevginin. Eğer saygı yoksa sevgi hasar vermeye başlar. Akıp gider, boşa gider zaten. Onun için sevgi saygıyla birlikte olmalı. 3. S de şeydir. Sabır. Zaman, yani en önemli şey evlilikte. Bu aceleci olduğun zaman kaybediyorsunuz. Bütün
Hayatta da öyledir, iş hayatında da öyledir, sosyal hayatta da öyledir. Zaman yönetimini yapabilmek. Sabır demek bir kenara çekilip beklemek değil, aktif sabır. Evet. Doğanın hız ve ritmine uymaktır sabır. Hı hı. Onun için aktif sabır oldu. Böyle bir hedefim vardı, ona yönelik şu anda katlanıyorum buna dersin. Ama bunun düzelmesi için neler yapabilirim dersin. Hı. Dördüncü S'de şeydir. Sadakat. Sadakat. Hı hı. Sadakatin de iki ayağı var. Biri dürüstlüktür böyle. Hı hı. İkinci ayağı da bağlılıktır. İkisi bir aradadır. Yani sadık olmak deyince hani dürüst olursa bağlılık oluyor çünkü. İkisi birbirine bağlıdır. Beşinci S'de samimiyettir. Bunları güçlendirmeye çalışsın. Evet. Yani evlilikte bunları güçlendirmenin yoluna bakarsa bu sorunlar kendiliğinden yok oluyor zaten. Yani bir söz vardır. Karanlıkla mücadelenin en güzel yöntemi mum yakmaktır. Yani onun için evlilikte de bu geçerli. Evet. Eşine karşılıksız iyilik yapmak mesela bir tebessüm sadakadır bizim kültürümüze ya. Hı hı. Bir tebessüm, birkaç tane güzel söz, sevgi dolu bir bakış, bir sıcak bir dokunuş birçok problemi çözer. Evet. Yani bunlar da ücretsizdir. Evet. Bir dil, bir tatlı dil bir ilişkiyi devleştir edebiliyor. Tabii. Ya da yine tabii. Bir dil yerle bir de edebiliyor tabii. Hocam. Evlilik Okulu. Peki hocam şimdi bu mesajda dikkatimizi çeken noktalardan bir tanesi çocukları 2 yaşında olmasına rağmen hemen çocuk kucağına alıp kavga anında anneyi kötülüyor işte annen şöyle annen bak böyle gibi bir dikey koalisyonla meyilli bir çocuk. Evet tabii ya çünkü çocuk hocam. Böyle çocukla annesiyle arasını bozar bu evet. Adam böyle giderse eğer hı-hı. Öfke kontrolünü öğrenemezse hı-hı. Şey gider. Burada işte onun öfkesine çanak tutmayacak duruş alması lazım. Bu soruyu sorduğu için erkek büyük ihtimal bunu dinlemez. Sen düzel der. Bir şey yok der burada. Onun için burada bu soruyu soran bazı strateji değişikliği yaparsa eşinin farkında olmadan doğru yöne çekebilir burada. Onun için de çocuğuna bağırdığı zaman bu gibi durumlarda yani o üzüldüğü zaman eşini bağırıp çağırıp eşini üzüyor. Üzünce de bu sefer hedefine ulaşmış oluyor. Eşi böyle durumlarda şunu yapabilir işte dediğim gibi ortamı değiştirse yani şu yaptın şu anda sen sağlıklı düşünemiyorsun muhakeme böyle sağlıklı muhakemen bozuk şu anda sen gerçek kişiliğinde değilsin onun için ben şu anda sana cevap vermiyorum ama çok incindiğimi bilesin diyecek mesela kendi sen dili o da ona suçlayıcıya ya da biz genellikle böyle durumlarda biz kızları şey diye yetiştiriyoruz kültürümüze. Aman evi dişi kuş yapar, aman fedakar olu evladım, aman diye içine attırıyoruz. İçine atınca da depresyona giriyor kadınlar. Onun önlemek için de böyle içine atmasın. Böyle durumlarda bunu gerekiyorsa bir not alsın bunları. Böyle durumlarda yani biz hatta bu sık sık oluyorsa bunlar şey yapıyoruz böyle. Aile içi oturum veriyoruz ödev olarak. Aile içi oturum haftanın bir günü mesela 2 saat, 3 saat oturun, 1 saat ya da yarım saat bile olsa oturun. Sorunları yazın konuşmayın. O saat gelince oturun o zaman konuşun diyoruz. Sorun yazdıklarını var ya %80'in konuşmaya bile değer olmuyor. Adaletli olan adil ilişkiler varsa yani mesela burada diyecek ki ya arkadaş biz evlilikte adalet olmalı değil mi diyecek mesela kadın o aile içi oturumlarda. Adil paylaşım adil. Bu yaptığın adil değil diyecek. O adil diyecek. Konuşarak bulacaklar adil olanı. Yani adaletli olmak gibi adalet aileden başlıyor çünkü. Ailede adalet varsa bir şey olduğu zaman sorarlar anneni mi tutuyorsun babanı mı tutuyorsun diye sorarlar çocuğa. İşte burada anne baban tutuyorum diyor. Hayır öyle durumlarda çocuğa öyle bir eğitim vereceksin ki ben kim haklıysa onu tutarım diyecek çocuk. Evet. Eğer böyle bir eğitim veriyorsanız o çocuk adalet öğrettiniz demektir ona. Evet. Yani onun için bunu şey yapmak gerekiyor yani böyle durumlarda anneyi babayı tutmak gibi bir yaklaşım olunca dediğin gibi koalisyon oluşuyor burada. Evet. Bu arada biraz önce o tavsiyenizi de hocam yani sen şu an çok sağlıklı düşünemiyorsun şu an sana cevap vermeyeceğim daha sonra cevap vereyim. Bu tavsiye çok önemli ama burada da herhalde şuna dikkat etmek lazım bunu söyleyen tarafın da böyle kale almaz bir tavırla değil de hani seni neden dinlemiyorumun bir açıklayarak sağlıklı ben diliyle çünkü. Orada. Ha, ama... Ben çok şu anda çok üzülüyorum, çok üzülüyorum. Evet. Çok üzülüyorum ama bunu şu anda konuşmak doğru evet. Değil. Dediği zaman o
Düşünen beyni girer evet. erken çünkü devreye. Aksi takdirde daha da sanki körükleyecek tabii. gibi yani. Ve üzüldükçe de erkek daha çok yapmaya çalışır. Aynen öyle hocam. Üzülüp evet. ağladıkça o da onu ağlatmaya başlar. Tabii. En çok da burada kadınların evet. klasik tepkisi ağlar. Evet. Yani hiç ağlamak yerine gayet soğukkanlı bir şekilde yani şey olacaklar. Hüzünlü prenses olmaya lüzum yok. Onun için burada o ağlamak yerine bilgi olacaklar. Evet. Yani böyle durumlarda bu senin bu davranışını doğru bulmuyorum böyle. Çünkü evet. bu artık toplum geleneklerimiz insanın hatalarını düzeltmeye yetmiyor artık geleneklerimiz. Şu an geleneklerimiz popüler Hı. kültür iletişim çağı hızla değişti. Evet. Gelenekler korumuyor toplumu. Evet. Geleneklerimiz korumuyor. Onun için herkes kendi ailesinin kendi çocuğuna bir de aile büyükleri de yok yol gösteren. Eski kayınvalide, kayınpeder, anne babalar yok. Şu anda bakıyorsun körü körüne kendi çocuğunu tutuyor. Körü körüne şeyini tutuyor. Yani adaletli olmalı, ailede karı koca adaletli olmalı algısı olmuyor. Körü evet. körüne ben öyle dindar ailelerde öyle görüyorum ki. Ya, enteresan bir şekilde evet. körü körüne kendi çocuğunu savuyor. Bunu söylediğin zaman da vay sen benim böyle nasıl dersin diye tamamen şey bir yani şekilsel bir dindarlık olduğunu görüyoruz evet. hani. Bunu fayda ettiği de hiç görülmemiş hocam. Yani aslında iğneyi karşı çuvaldızı kendine batıran ailelerde de aslında bilakis tam tersi çok güzel sonuçlar ortaya alınabiliyor. Kendi çocuğunda da daha aklı başında bir sorgulama meydana geliyor o zaman. Empati burada. Kritik evet. kavram empati. Evet. Empatinin olduğu yerde zaten adalet oluyor. Evet. Bu çağda empatiye en büyük insanlık tarihinde empati en çok yerlerde süründüğü çağda yaşıyoruz biz onun için. Ben merkezcinin olduğu yerde empati zayıflıyor çünkü. Ben merkezcilik çağındayız. Evet, enaniyet maalesef. Çağındayız. Ego çağındayız. Hocam bu konu özelinde şunu da dikkatimizi çeken altını çizdiğim noktalardan biriydi. O kadar uzun süre küs kalıyor ki hatta yatağını ayırıyor. Hı-hı. Ve bu sonuç itibariyle de demiş ki bu süreçte beni ruhen çok fazla itiyor. Tabii. Bunun böyle bir etkisi küs var. Küs kişiler genellikle paranoid kişiler çok küs olur bak. Paranoyası olan kişiler. İntikam duygusu yüksektir onlarda. Hı-hı. Bir yapılan kötülüğü hayatta unutmazlar. Devekini var derler ya. Öyledir. Bu kişiler iki sene aynı evde küs kalan biliyorum ben. Kişiliğini analiz ettiği zaman kuşkucu, paranoid, böyle havadan nem kapan tipler oluyor bunlar. Böyle kişilerle nasıl davranılacağı da zordur. Böyle kişilere şaka bile olsa yalan söylemek lazım. Açık, şeffaf, dürüst. Ama bu güzellikle hayır demek lazım. Evet. Eğer bu kişilere hayır demezse kendisine güç kullanarak alan açar kendine ve ezer herkesi. Onun için böyle durumda yani bu yaptığın yanlış hayır yani gayet uygun bir üslupla hayır dediğin Hı. zaman ve açık şeffaf olduğun zaman o kendi sınırlarının haddini bilir. Yani haddini bilmeni öğretmenin yolu bu tarz küsen kolay küsen kişilere bir de şu önemli bu küslüğü ilk kim barıştırıyor? Hep Hı. kadın barıştırıyorsa böyle durumlarda işte bir taraf hep veren bir taraf alan gibi oluyor. Böyle evet. üç günden fazla küs şeydir mesela. Bizim inanç sistemimizde, dinimizde tavsiye edilmez. Evet. Yani böyle durumlarda öyledir. Yani onun için burada ben nasıl yaparım da zaten 2-3 gün geçince öfke soğuyor. Kişi pişman oluyor. Bir adım bekliyor. Böyle bir hiçbir şey yok gibi bir adım getirip de şöyle bir şey yaparsa o da bir adım atar. Farkında olmadan normalleşme olur. Evet. Ama o küs olunca o da suratına asarsa böyle karşı taraf yani devam eder. Ama hiçbir şey yok gibi davranmayacak tabii. O da hı hı. üzüldüğünü şey yaptığını belli edecek. Ama bu sonuçta aynı gemideyiz. Bu geminin devamı için evlilik bir gemi hı hı. gibi. Devam ettirebilmek için bu bazı ortak şeyler bulabilmemiz gerekiyor. Hı hı. Problemleri çözebilmemiz gerekiyor. Duygusunu oluşturmamız evet. lazım. Gedik açmamak lazım. Hocam peki mesela yatak ayırmak belli durumlarda, belli şartlara bağlanarak ayet-i kerimede de geçiyor yapabilirsiniz diye. Ama tabii belli şeyleri var. Şimdi ama bunu böyle sürekli her küs kaldığında yatak ayırmak. Bir de küsünü bunu bir ceza olarak kullanmak zaten doğru değil de. Sürekli böyle yatak ayırmak bu ileri uzun vadede ne gibi sorunlar tabii getirir? Ki bu da şey yapar işte yani evlilikte cinsellik olmasa bile sarılarak yatmanın evlilik bağlarını güçlendirici Hı-hı. değeri var. Hı-hı. Çünkü her insanda bir bağlanma ihtiyacı var. Hı-hı. Yani sırtını rahatlıkla dönebileceği bir insan ihtiyacı var herkesin. Hı-hı. Güven ihtiyacı var. Yani böyle bir eş var ve onun yanında güvenli uyuyabiliyorsun. Bu çok büyük bir kazançtır insanın hayatta. Yani böyle bir eşinin olması. Yani onun için bu genellikle hani böyle bir fırtınaların geçmesine fırsat verip geçtikten sonra
burada üzüldüğünü o anda zaten ifade ettiğin ilk başta yeter. Daha sonra tekrar o konuyu açmaya gerek yok. Ondan sonra soğuduğu zaman normalleşilir ama uygun bir zamanda da mesela belki de farkında olmadan hanımefendi onu çileden çıkartacak bir şey yapıyordur. Yani o da ona baksın biraz da. Yani bağırmak çağırmak yanlış ama bağırtırmak çağırtmak da yanlış. Yani erkeği en çok rahatsız eden şeydir nedir? Başkalarının yanında küçük düşürür mesela en çok yaptığımız. Kocasını başkalarında küçük düşürdüğü zaman bir erkek beyni bunu kabul etmiyor. Mesela başkalarında eşine şey davranırsa saygılı davranır, özel konular aile içinde konuşur. Ama özel konular gidip kayınvalidesini şununla bununla konuşuyorsa birisi, şey annesiyle eşi de bunu duyarsa müthiş şey oluyor. Bu özel yani. Onun için özel alan oluşturmak gerekiyor evlilikte. Evet. Gerekçesi önemli. Onun sinirlendiği zaman, öfkelendiği zaman ki gerekçeye bulmak gerek. Onun üzerinden bir ilişki kurulur. Korkarak böyle korku odaklı yönetim sağlar bu tipler. Evet. O durumda insanlar siner, pasifize olur, sessizlik olur ama mutsuz bir ortam olur. Evet. Bu ortamda çocuk iyi yetişmez. Çocuğun iyi yetişmesi için böyle sevgi, saygı, güvenin olduğu ortam lazım. Sevgi, saygı, güven yoksa orada o iklim yoksa güven iklimi yoksa bir ailede oradaki çocuklardan sen sağlıklı bir çocuk bekleyemezsin. Evet. Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Bugün de vaktimizin sonuna gelmiş olduk. Sevgili dostlar, WhatsApp numaramızı hatırlatalım. 0501 630 3030 akraba WhatsApp hattımız. Bizlere oradan sormak istediğiniz, yönlendirmek istediğiniz sorular varsa yönlendirebilirsiniz. Biz de düşüncelerini almak adına iletiriz hocama. Böylelikle bugünkü programda sonuna gelmiş olduk. Bir başka evlilik okulunda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı